Şimdi gluten dediğimizde gluten alerjisi olan insanlar var. Bu aşama aşama, yani en başlangıçta olan kişiler olabiliyor, daha ağırlaşan süreçler olabiliyor. Bir de çölyak hastaları var. Yani bu konuda tartışmaya kapalı zaten. Çölyak hastalarının gluten içeren herhangi bir besin tüketmemesi gerekiyor. Tükettiği zaman bağırsak florasında ciddi bir harabiyet meydana geliyor ve ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmış oluyor. Çölyak hastalarının kesinlikle gluten içeren besin tüketmemesi gerekiyor. Bu konuda hepimiz hemfikiriz ama şimdi toplumda şu var. Birdenbire ya ben artık glutensiz besleneceğim, artık hiç gluten almayacağım deyip yola çıkıyor insanlar ve belli bir süre hiç gluten almamayı da başarıyor. Ama normal günlük hayatta eğer bir hastalığınız yoksa glutensiz diyetleri sürdüremiyorsunuz ve hiç almadığınız bir süreç içerisinde bir tatile gittiniz, bir davete katıldınız, öyle bir sofraya davet edildiniz ve orada uzun bir süre hiç gluten almadan beslendiğiniz için birdenbire gluten aldığınızda ciddi alerjik reaksiyonlar görmeye başlayabilirsiniz. O yüzden glutenle ilgili bir hassasiyetiniz yoksa, herhangi ciddi bir probleminiz yoksa, ekmek türevi içerisinde gluteni de olan, olmayan da ama karbonhidratı normal beslenmemizde %55-60 şeklinde sağlayacak bir beslenme programı uygulayın. Gereksiz yere bir besini diyetinizden çıkartmak için uğraşmayın. Çünkü hayatınıza ait olmayan bu çıkarma, yani eliminasyon, sonrasında birdenbire katarsanız eğer çok ciddi problemlere neden olabiliyor. Hatta gluteni alerjiniz yoksa bu alerjiyi bile tetikleyebiliyorsunuz. O yüzden durup dururken bir şeyi çıkarayım, ben bunu yemeyeyim, bundan alayım, böyle bir şeyi kafamıza göre yapmamamız lazım. Bağırsak florasına bakılır. Burada eğer bir problem var ise o zaman kontrollü bir şekilde bir eliminasyon diyeti yapılır. Sonrasında da hayatı sürdürebilmek adına bu yaptığımız eliminasyonla ilgili besinleri yavaş yavaş, minimal minimal diyete ekleriz ve sonrasında maksimum doza çıkıp orada sabitleyebiliriz. Bunun bir yolu, yöntemi var. Böyle kafaya göre tamamen gluteni çıkartıp sonra bir yere gidip yediğinizde çok ciddi problemlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden bunu da yine bir hekim ve diyetisyen kontrolünde yapmanızı öneririm.